Sevgili arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Cities Skylines'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde ne yapmıştık? Buradaki bölgeyi elden geçirdik. Bayağı hani şey mekaniklerini de öğrendik. Ne derler onun adına? Yaya ya trafiğe kapalı yerler ya da yayaya açık olan. Yayaya demek de ne kadar zormuş ya. Yayaya açık bölge nasıl tasarlanır ona bir baktık. Temellerini öğrendik. Çok efektif olarak olmasa da burada kullandık. Güzel de bir bölgemiz var. Epey de şey de açıldı. Yavaş yavaş açılmaya da devam edecek. Turistler falan da gelmeye başlamış. Bak, o ilginçmiş. Daha buraya belki de şey göstermek gerekebilir. İhtimam göstermek gerekebilir. Ama bu bölümde yapacağımız şey 29.180 nüfusumuz olmuş. Bunu 30.000'e tamamlayıp artık burada bir şey, kargo hub yapmak istiyorum. Şuradan değil, buradan gösterebilirim. Aynen, kargo hub. Hem işte deniz trafiğini hem de buradaki tren trafiğini birbirine bağlayan ve buradaki şeyden, endüstriden üretilenleri daha rahat bir biçimde şeye, ithalat, ihracat falan mevzularına girmeye başlamak istiyorum. Bir yandan da tabii şey de, burada benim 5. seviyeye geçmesi için bu şeyin, üniversitemin güzelliğini epey arttırmam gerekiyor. Bayağı ikiye katlamam gerekiyor. Burayla alakalı da birazcık böyle bir ilgilenmeyi planlıyorum. Aslında burada buraya ilgilenirken yavaş yavaş 30.000'de geçecektir. Gerçi şurada ufak tefek yeni yerleşim yerleri de eklersek, öncelikle bu sayede de nüfusumuzun hızlanma ihtimali, artışının hızlanma ihtimali var. Burayı da doldurayım. Orada yol yapmam gerekiyor bir de ekstradan benim. Şöyle sallamak yerine daha da net bir biçimde dolduralım. Yes. Buralara insanlar yerleşsinler. Muhtemelen 30.000'i geçecek zaten çok kısa zaman içerisinde. Şimdi ben burayı bir daha bir tasarlamam gerekecek. Çünkü dediğim gibi burada ikiye katlayabilmek için bir dünya bina yapmam gerekecek. Üniversite alanımız da epey bir büyüyecek bu sebepten ötürü. Şuradaki yolu, ya da dur bakayım, şuradan hareketle bir başlarsam. Tamam, burada, tamam, bir iki saniye durduralım şeyi. Buradan buraya kadar gel. Buraya bağlan. Buradan böyle de bağlanabilirsin. Bunu bu şekilde uzatayım. Üçüncü şey, siz söyleyin adını. Üçüncü ne derler ona? Kampüs. Yani School of Science. Fen Bilimleri Fakültesi. Açılması için 5. seviyeye geçmesi gerekiyor. Ama yani şu an kuramıyor olsam da kuracağım yeri tasarlarsam, ki o da aşağı yukarı bu bölge olacak gibi duruyor. Hani en azından nereye doğru uzamamız gerektiğini, ne gibi binalar yapmamız gerektiğini kabaca anlayabilirim. Böylece bir uzatayım şurayı. Burayı uzattığıma göre bir tane daha dormitory yaparak başlayabilirim. O da epey güzelleştirecektir mevzuyu. Yani şeyi, kampüsü. Mevzu, ne kadar çok mevzu diyorum ya. Şöyle buraya bir tane daha eklemiş olalım. Ayrıca da zaman ilerleyebilir bu esnada. Yavaş yavaş yeni gelen insanlar gelmeye devam etsinler. Laboratuvar bir tane yaptım. Yeni açılan bir şeydi kendisi zaten. Burada ekstradan bookstore. Bookstore'um yok. Bookstore yapalım. Bookstore'u da buraya mı koymak lazım? Ya da şunu... Yok, laboratuvar burada kalsın. Burası library. Tamam, library ile bookstore'un karşı... Yani kitaplıkla... kütüphane ile kitapçının diyeyim. Hadi bookstore ile kitap satıcısı. Sonuçta kitap dükkanı buraya koymak mantıklı olabilir. Kaç oldu güzellik? 1060'a geldi. Daha da çok kurmam gerekecek ya. Daha da çok kurmam gerekecek. Başka ne yapabilirim? Baktığımda akademik statü 1. Bunu zaten daha evvel yapmıştık ama şu bölgeye de bir tane kurayım ya. Böyle bir güzelleştirmek adına. Hatta bir tane de groundskeeping de buraya da yerleştirebilirim. Bu bölgeyi de sonuçta groundskeeper'lar şey yapsınlar. Bakımını yapsınlar. Şu bölgenin büyüklüğünü genişletebilirim şu şekilde. Çünkü buraya doğru genişleyeceğimiz çok bariz artık. Dur, yanlış şeye geldik. Büyük binalara, büyük binalar olarak değil de mesela education building'lere baktığımda bir study hall'a daha ihtiyacımız var mı acaba? Jimnazyumun da tam diyor. Study hall yarı yarıya kullanılıyor zaten kalabalıklar, ama ben her türlü güzelleştirmek için, yani kapasiteye bakmaksızın neyin kapasitesi azdır ona göre genişleteyim istedim falan, ama çok bir manası yok bunun.
Çünkü bayağı yani bizim şehir için büyük bile bir üniversite oldu bu. Ama sonuçta şey nüfusumuz 100 binlere kadar gidecek. Hani hedefimiz o. Eninde sonunda ihtiyacımız olacak. Bir üniversite kafeteryası da şuraya da yerleştirebilirim ekstradan. Sonuçta insanların dinlenecekleri ikinci bir yerde olsun. Matematik kulübü, commencement office şeydi ha tamam. Bookstore'da yaptık. Yeni chess club falan. Ya bu chess club'ı falan en azından 4'te açsaydınız kardeşim. Bunu en üst seviyede açılmasının çok da manası yok bunların. Hani Medi Lab'ı saklarsın belki de. Schools of Science dediği. Tekrar düşeceğiz. Birazcık tekrar düşeceğiz. Bir auditorium yapalım. Aa auditorium daha önce yaptım mı ben ya? Fully cutting edge teknoloji. Buraya da yapayım bir tane. Bir tane de buraya yapayım. Auditorium yapmamışım galiba. Gözümden kaçmış herhalde. Of tam buraya ucuk oturuyor. İki tane bundan bunu da yaptık. 1275 hey maşallah. Vallahi herhalde en çok ihtiyaç olan şey dormitory olacaktır diye varsayıp biraz dormitory mu yani şey yurt mu spamlasam? Kendi öğrenciliğimde kalamadığım yurtların intikamını böylece bunları koyayım. Bir tane de aralarına study hall yerleştirirsem onun için tabii şuradan bir yol çekelim. Yok, ben bence bağlıyorum. Çirkin oldu mu? Hayır olmadı. Hemen study hall buraya yerleştirelim. 1380'e geldi. İyi güzel ama yetmiyor. Bu arada 30 bine yavaş yavaş yaklaşıyoruz. O yüzden aha yangın. Eyvah. Burada yangın çıkacağını hiç düşünmemişiz. Halbuki düşünmemiz gereken bir mevzu bu. Bir tane bundan koyalım. Bir tane polis karakolu koyalım. Hemen karşısına şöyle bir tane de revir koyalım. Gayet güzel. Söndürürler ya burayı artık. Sanki. Ha, 30 bini de geçtik böylece. Helikopter pathway koyabiliriz. Nükleer güzel. Floating cafe. Cargo hub açıldı. Ocean thermal energy conversion. Oha bu yeni bir şey galiba. Changes. Buna da bakayım neymiş. Şu mu? Ocean thermal energy. 480 megawatt. Vay böyle bir yere. Okey. İhtiyaç duyarsak belki yaparız onu da. Zamanı gelince. Bunu söndürecek misiniz acaba? Yoksa yol yok diye. Yok tamam söndürüyorlar ya. En azından helikopterler gelip söndürüyor. Bir helikopter buraya koymayayım ya. İkinci bir helikopter şeyi yapsam mı diye düşündüm. 3 helikopter kapasitesi var nihayetinde. Bir tanesini buraya koymuşuz. İkinci bir tanesini de şuraya koyabilirim bence. Çünkü şey de zaten. Neyse tamam. Burayı bir tık daha güzelleştirmek için. Ya ulan bunu ne yaparsam yapayım. Bin, yani 1800, 1850 elbet geçeriz eninde sonunda da. Bu şekilde burası kalsın. Benim her türlü burayı gene genişletmem gerekecek. Yani burasının artık Fen Bilimleri Fakültesi'nde kalmasını istiyorum. Fakültenin bir... Yani ne acaba 5. seviye oldu? Bu parkla alakalı bir mevzu olabilir mi?
çok değil gibi duruyor. Hiç bilmiyorum. O din sesini duyduğumuz zaman, o zil sesini duyduğumuz zaman muhtemelen bir şeyler level atlamış oluyor. Bir park mark vesaire de. Parklar burada. Bu da 5 level zaten. Tam çözemedik onu. Bu arada buradaki şeyi de kapatabilirim. Çok hızlıca burayı birazcık daha genişleteyim. Şöyle uzatalım. Buradan buraya bağladığımız zaman fazla abartı oldu. Böyle bağlayabiliriz. Birkaç tane buralara şey koyayım ya. Esas o mevzuları yapmadık. Mesela futsal club. Bir tane daha futsal kulüp daha yapabilirim. Şöyle gelsin. Hatta buradan buraya da bağlan. Hemen bir futsal kulübü bir de matematik kulübü yapacağım. Futsal kulübü böyle koyayım. Matematik kulübünü de buraya koyayım. Sonra da üniversite fountain koyabiliyorsak koyalım. Bunlar da güzelleştiriyorlar nihayetinde. 1580'e geldik. Bu tarafta bir library daha yapabilirim. Bir kütüphane daha yapayım. Ekstradan kütüphanemiz bulunsun. 1605 oldu. Şöyle kapatalım burayı. Bookstore ve study hall yapalım. Bir tane study hall buraya koyayım. Şöyle koyarsam daha mantıklı olacak. Hemen karşısında bir tane de bookstore yaparız. Biraz yaklaşabiliriz bu tarafa. Üst üste bindirmeden böyle de yapmış olduk. 1685'te kaldı. Bir B bloğu yapayım buraya. Yine şeylerden hareketle. Yurt bloğu olarak düşünün. Buraya, bir buraya. Aralarına da bir tane study hall koyduk muydu? Yo, stadyol burada var zaten ya. 1760. bir de buradan aradan dışarıda çalışma yıllarına yarayacak bir bölge kurarsam. Herhalde yeteri kadar güzel olur. Tane yapalım hatta. Artık 1800'ü geçmişsindir. 1810. Ucu ucuna geçmiş yani. Okey. En azından buraları toparlamış olduk. Ekstra şey de yapabilirim. Nerede o? Buradan hareketle. Şekilde de ayırdığımız bir dünya. Bu, yani üniversite artık buradan daha bu tarafa doğru büyümeyecek. Zaten ihtiyacımız da yok. 5. seviyeye geçtikten sonra tekrar bir son fen bilimleri kampüsünde yapar geçeriz diyecektim ki bu arada şehir şey sınırına gelmiş. Atık sınırına gelmiş. Eco Water Outlet yapacağım. Eskisi kadar kirletmesin etraf. Güzel. Su da sınırda. İkinci bir su deposu yapabilirim. Hemen onu da çözelim. Burayı bir tane yapmışız. Burası güzel bir yer ya.
Ardı arkası kesilmeksizin bir yere yığdık gibi oldu bunları ama. Kapasitesi çok düşük bunun. 60 binmiş. Hakikaten bayağı düşük. Ya yarı yarıyaymış. Peki. Eco Advance Inland. Bu tarz şeylere geçmek de gerekebilir bir noktada. Hatta ve hatta... Yok, burası yeter kadar. Tamam, çok detaylı oraya girmeye gerek yok. Epey. Epey bir educate diyorum ya. Üniversiteyle uğraşırken İngilizce gördüğünüz şeyi anında Türkçe karşılığını söylemek hakikaten beni çok zorluyor son zamanlarda. Burada üniversite tarafına çok vakit ayırdık bile. Asıl yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi buradaki kargo hub'ıydı. Bunu yapmak için şöyle bir bölge seçelim. Aslında burada bir backup save alıp bir tık şey yapmaya çalışsam ya. Bakınız. Güzel bir şey bölgesi yapmak istiyorum. Planım o. Level 3. Bu seviyeye çekmek istediğim bir bölge olacak. Şöyle doldurarak birazcık denizi, yani nehri, doğal bir liman alanı yapmak istiyorum. Yani doğal gerçi olmuyor, ben yapınca yapay oluyor da. Böyle bir tık çıkıntı. Bu çıkıntı ya şunu yerleştireceğim. Yeteri kadar güzel yapamadım. Need connect. Önce bir yolda mı yapayım? Böyle yaptığım takdirde sanırım gerek yokmuş ki. Ama güzel yerleşti. Bayağı da güzel yerleşti. Şunu kaldıralım. Update de edelim bu şekilde. Buradan şimdi kolay bir biçimde acaba bunu buna bağlayabilir miyim? Create curve diyeceğiz. Bu şekilde bağlansın. Bunu da böyle bağlayamayacak mıyız ya bunu? Kendimiz yapalım. Beş diyelim. Beşe beş. Evet. Bu da gayet düzgün oldu. Şuradan bu şekilde bağladığımızda gayet temiz ilerleyebiliyoruz. Şimdi esas mevzu tren reyini bağlamak olacak gibi geliyor bana. Kullanılmaya başlandı mı? Başlanmadı gibi duruyor. Şurada şey yapmak istiyorum ya. O direkt çıkış. Tamam, olur. Buradaki yolu da keza burayı da ya çok da gerek yok ya. Diyeceğim de güzel gözüksün. Şu kilidi kaldırayım buradan. Bunu da update edelim. Ha, buraya gelenler başladılar. Gelmeye başladılar. Gemi de geliyor. Şey de geliyor.
Peki buradaki şey her zaman sıkıntı. Ona 10 diyerek Allah dur. Yapmayın öyle şeyler. Elevated yapacağız. Bunu bir kaldırayım ortadan. Tamam, şöyle olacak. Ona 10. Orada saçma bir eğim vardı. Onu kaldıralım ortadan. Bunu buradan da böyle alıp gibi elevate light olmak zorunda değil. Normal. Dönebilirsin. Buradaki slope'tan memnun değilim. Eğimden memnun değilim. Evet. Hiç olmadı. Şöyle yapalım. Şuradan yavaş yavaş, hiç gerek yok öyle şeylere. Allah Allah. Herhalde bu şekil birazcık daha düzgün olur. Tamam, çok da kurcalamayacağım. Okey, düzgün oldu diyeceğim bunu artık. Peki şimdi bunu buradan buraya şeye de çok yakın olduğu için nasıl düzgün bağlayabilirim diye bakıyorum. Bir de şey sıkıntısı var ya, yeteri kadar böyle geniş alan bırakmazsanız kilitleniyor tren trafiği. Öyle dertlerden ötürü aslında birazcık da. Gibi bir şey yapsam. Yeteri kadar uzun yol da var. Göreceğiz. Biraz zaman tanıyalım. Düzgün çalışacak mı? Buna bakmak gerekecek. Ben bir yandan şuraya da baktığımda hala daha import yapıyoruz. Neyi import yapıyoruz? Nereden yapıyoruz? Niye yapıyoruz? Ben anlayabilmiş değilim ya. Acaba bu bölgelerden ötürü mü oluyor? O da olabilir. Burada çok ciddi bir yoğunluk var. Şöyle yapabiliriz. Bunu buradan buraya alalım. Tam şeyin dibinde de olmasın. Şöyle alalım. Yolun orta yerinde biraz olsun. Orada dönüşleri engellemek yerine. Tamamdır. Burada ekstra bir yoğunluk. Import'a izin vermiyoruz. Güzel. Acaba şeyi arttırsam, üretimi arttırsam ya da export etmeyi salsam mı ya şeyleri? Onu da yasaklasam nasıl olur? Export de etmeyin kardeşim crop'u. İşlenmemiş ürün satmıyoruz bundan sonra. Hepinizin geçerli oldu mu bu? Oldu. Hem trafik oluşturmaz ekstra. Hem de import kızacaktır çünkü bütün şeyler dolu olduğu için. Yok bunun da. Allah Allah, burada ilginç bir durum var. Aha dur. Trende, ilk trende gelmişti.
Devamı da gelecek. Hadi bakalım. Daha fazla şey anlamına da gelebilir bu. Bakalım exportumuzu ne kadar sınırlayacak bu mevzu. Çok güzel. Buraya da düzgün yapmışız. Bazen ters yaparsak giriş çıkışlar birbirine kilitleyebiliyordu. Öyle bir durumumuz da olmadı. Pırıl pırıl. Güzel. Tren uzunluğuna da uygun geliş alanı bıraktığım için sanıyorum ki sıkıntı yaşamadım. Vallahi çok güzel oldu ya. Tereyağından kıl çeker gibi oldu. Daha önceki seride biliyorsunuz epey bir uğraşmıştık ya. Aha buradaki yoğunluk tatsız. Niye böyle bir yoğunluk oldu ki şimdi ekstra olan? Bu gelenlerden ötürü mü? Şöyle yapalım. Şuradaki şeyleri de artık yol düzeninde biraz derleyip toplamamız gerekecek gibi gözüküyor. Bunu da zaten tek yol yaparsak bunu da aynı şekilde çıkış yaptığımızda en azından giriş çıkış konusunda biraz daha derli toplu olabiliriz. Biz buradan direkt çıkışa mı versek yoksa karşıya geçişe izin vermeli miyiz? Ondan çok emin olamadım. Burasında tek yol yapmaya devam edeyim. Burayı da tek çıkış haline getirdiğimizde buradaki ara yollara dağılma ihtimallerini de yükseltiyorum diye tahmin ediyorum. Buraya niye? Import hem import hem export'u kapattım. Yine de bir ekstra yoğunluk oluyor. Eyvah ya. Yani buradan gelenlerden ötürü biraz da böyle bir şey oluyor gibi gözüküyor. Bunu azaltmak için sanırım buraya bir zamanlı ışık koymam gerekiyor artık. Bir de şurada muhtemelen geçiş üstünlüğü var. Onu kapatmam lazım. Yolun ortasında duruyorlar çünkü. İyi. Burada bekleme yapmak zorunda değilsiniz. Siz de aynı şekilde burada bekleme yapmak zorunda değilsiniz. Bir nebze toparladı orası. Hala daha benim burayı. Yo tamam. Hafiften açılıyor. Belki artık şuradan şunlardan bir kurtulmam gerekebilir. Ekstra trafik oluşturuyorlar çünkü. Şundan da kurtulabiliriz. Şuradan da şu köşeyi saldığımız takdirde bu yolun üzerinde oluşacak olan trafikten kurtulalım. Derdimiz o. Hakikaten G
Gelişte bir dert yok. Şurayı tam göremediğim için sıkıntım var da. Acaba burayı ben biraz daha State 1 Show Counters falan. Bunu tamamen galiba durduracağım. Bir daha ben kendim yapacağım. Yapmayalı da epey oldu ama. Ctrl on screen default. Click on screen. Alt click. Bunu bir seç. Setup time light diyelim. Şimdi add traffic, add step diyeceğim. Öncelikle buradan sağa gidiş var mı ki ya? Var. Şu iki tarafta sağa gidecek. Minimum 3. Maksimum 11 diyelim. Flow sensitivity'yi de 0.3'e çekelim. Add diyelim. Yeni bir step. Sağa geçenler geçti. Karşıya gidenler. Yok, ben çıkamayacağım bunun içine. Görmüyorum da yolu. En mantıklısı CTRL'e click diyelim. Okey. Flow sensitivity. Tamam. Sanırım üçüncü aşamada birazcık daha şeyi arttırırsam, minimum süreleri yükseltirsem, stop diyelim. 3'ü editleyeyim. Bunu mesela 7'ye 14 yaparsam start yapmıyormuşum, pardon. Ben de diyorum niye işlemiyor. Durmalarını engellemek önemli. Yani ışıklar haricinde durmalarını engellemek önemli. Evet. Şimdi oldu. Ve tekrar bir takip edelim. Tamam. Tamam. İyi hazırlanmış bir trafik lambasıyla gayet de çözüldü mevzu. Ama burada tabii şimdi böyle bir sıkıntı olmaya başladı. Burayı da yükselteyim taktik. Yani bunu şöyle yapayım. Stop diyelim. Edit. 5'e 12. Save. Start. Buradan giriş yapanları da, ya da hatta şöyle yapabilirim. Bir saniye. Burada gayet de sağa girecek olanlar. Büyük bir kısmı sağa girmeye çalışıyor. Two lane highway. Burada da ekstradan şekil bir şey yaptığımızda bu inanılmaz çirkin oldu. Bent olmadı, stretched olmadı, custom olmadı, middle diyelim. Tamam, böyle kalsın şimdi burası. Yani bir de ben buralarda
karar vermelerini istiyorum. Daha net bir biçimde hareket edebilecekler diye tahmin ediyorum. Ama sol tarafa giden insan sayısı niye bu kadar çok fazla diyecektim ki? Evet, çok normal. Burada bir dünya yaşayan var. İki trafiği aynı anda kaldırmadı. En azından buradaki problem çözüldü. Bu taraftaki dert. Evet, burası çoğaldıkça çoğalıyor. Şey yapsak. Misal. Buradaki ben bir ilk önce... İşaret matematiğini çözeyim. Daha net bir biçimde... kendi hesabını yapsın gelen araçlar. Buradaki... hangi stepti bu? Bakayım. Dördüncü aşama galiba. 3'e 8 gözükene de 5'e 12 yaparsam. Ama buradan giriş yapılıyor. Stop. Edit. 5'e 12. Save. Start. Biraz daha hani yükselttiğim takdirde buradan gelenlerin giriş şeyine. Yetmeyecek. Çünkü burada da aynı dert var. İki trafiği ayırmaya mı odaklı gitsek diye de bir yandan düşünmedim değil. Bu arada burada baktığımızda hepsi gayet durmadan geçebilirler. Işıkları yandığı takdirde. Çünkü bekleme yapıyorlar. Burada bir şey kalmadı bu arada. Trafik açılacak galiba ya. Evet, biraz azalmış buradaki yoğunluk. Burada bir devam eden yoğunluk var ama o da zaman içerisinde çözülecektir diye de tahmin ediyorum. Biraz aksın bakalım. Yapabileceğimiz en iyi şeyi yaptık. En iyi ayarı yaptık. Olmazsa ekstra alternatif yollarla çözmeye çalışacağız mevzuyu. Ki onu da mesela şuradan bir köprüyle şuradan verdiğim bir yolla falan filan çözerim. Buradan şeyi silerim. Ne derler onun adına? Girişi bu tarafa silerim. Sadece bu tarafa geçiş olduğu zaman muhtemelen daha değerli toplu bir yanları da olur. Ha, şuradaki tren yolunu da yukarıya alayım mı? Şöyle yaparsak. Böylece burası da birazcık daha problemsiz devam eder hayatına. Baktığımızda evet bakın burası açılmış. Burası da yavaş yavaş açılıyor. Güzel. Genel akıcılık kaçta? %76'da. Bunu %80 üzerine çıkartabilmek iyi olur ama biraz zamanlı olacak gibi gözüküyor o da. Güzel. Biraz kilitlendik buna ama çözülmesi gereken bir problemdi bu arkadaşlar. Sonuçta burası bir kilitlenmeye başladığı zaman buraya kadar bütün yolu kilitleyebilir. O yüzden ona özen göstermek gerekiyordu. Buraya da baktığımızda az kaldı. Bu da 5. yıldıza geçecek. Bu senenin sonunda geçer diye tahmin ediyorum. Hatta giver disertasyona yine böyle bir şey vereyim. %54. Ya 5000'de kalsın ya. O kadar da yükseltmeye gerek yok. Policies tarafında student healthcare. Yani öğrencilerin sağlığının o kadar artmasına gerek yok ya. Genç onlar. Bir şey olmaz kolay kolay. Bakayım başka.
Benim aslında bir ufaktan buraya değil de neredeydi? Ana şeyi bulamadım. Burayı ayrı bir turistik bölge. Ha, bu bölgeyi tasarlayıp şuradaki da değil şu. Ha, bakery. Daha böyle unique ürünler üreten, unique productlar üreten şu tipteki tek bir tane yapabildiğimiz limonata fabrikası, yani kıyafet fabrikası, tekstil fabrikası, yiyecek fabrikası gibi şeyleri toplayacağım yer burası olabilir. Buradan çıkartırım, bu şeyde taşırım. Daha değerli toplu bir hale gelirmiş gibi de hissediyorum. Ama emin de olamıyorum. Tam nasıl bir şey tasarlamam gerektiğine dair. Yine de her halükarda buraları kullanacağız. Bayağı güzel bir bölge burası. Bayağı güzel bir bölge burası. Tam düzeltemiyoruz burayı ama hiçbir şekilde. Niye tam şeye gelmiyor? Ha. Okey. Çok da dert değil. Buradaki bu kadar tren rayını falan nasıl kullanırız diye de baktığımda buradan çok ilginç bir şey de geliyor. Aslında buradaki trafiği daha da arttırmanın manası yok diyecektim ki trafik kalmamış. Nice. Biraz akmasına izin verince çözüldü buradaki dert de. Şuradaki şey kısmını kullanmak istiyorum. Buradan kaldırdık ya maden endüstrisinde. Belki maden endüstrisini buraya taşımak, burada bir maden endüstrisine ait bölge yapmak daha mantıklı gibi gözüküyor. Ama gerçekten mantıklı olur mu? Onu kestirmek zor. Bu arada import export tarafında yok. Herhangi bir gelişme yok. Engelli olmama rağmen tam manasıyla kapamadı burayı. Onu da anlayabilmiş değilim. Problem değil. Şimdi kendime proje bakıyorum da bir yandan. O yüzden çok daldan dala atladım gibi oldu. Burayla alakalı bir sıkıntımız var mı? Yok, gayet güzel çalışıyor her şey. Buradaki her şeyi kaldırmaya da çok da gerek yok ya. Ekstra güzel olacak bir şey, efficiency arttırmak adına buraya şey yapabiliriz. İşçi barakalarını arttırabiliriz. Paramız var. Toplam efficiency de %91. Tamam, ikiye katladık neredeyse. %91 ile bayağı bir yükselmiş oldu. Daha fazla üretim yapılır. Daha fazla ithalatta, ihracatta yapılır. %80'lerin üzerine de çıktı bu arada buranın çözülmesiyle de beraber. Bu da şahane oldu. Güzel. Onu gördüğüm iyi oldu çünkü kafam hep orada kalacaktı. Aklım orada kalacaktı. Burayı tasarlar iken nasıl bir şey tasarlayabiliriz? Kargo tren terminali şöyle yaptığım takdirde mesela burada böyle bir diklik olma şansı yok. Anarşiyle yaptım diye böyle oldu.
Bunu şöyle düzeltirim. Ben şunu bir kapat da. Şunu seçtiğimde bunu seçeceğim. Olmadı. Böyle bu şekilde geçtik. Buradan kabaca şeyi hesap etmek istiyorum da. Şuradan geçirirsem. Sanırım. Hay Allah. Tek şeye düşeceğiz gibi gözüküyor. Buraya bunu yerleştiririz. Bu şekilde bir. Burada ikinci bir node varsa artık yokmuş gerçi. Tamam. Şöyle düzeltiyoruz. Allah. Bunu kaldır. Kaldır. Tekrar böyle bağlandığımız bir dünya olur. O zaman bu kadar çok yola da gerek var mı? Bence yok. İkiye bölündüğü dünya yeterli olur. Buna bile gerek olmayabilir aslında da. Gene de dursun. Böyle bir şey yaptığım takdirde acaba rahat bir biçimde şeyi buraya çekebilir miyim? Deneyelim. Denemeden öğrenemeyeceğiz hiçbir zaman. Bakınız. Şuradan şunu alacağım. Buraya yerleştireceğim. Keza aynı şekilde bunları da buraya sığmadı ama buraya sığdı. İstediğim gibi olmadı. Şunu şöyle alırsam buradan şöyle dikine bir yol çıkarsam tam ortadan böldük zaten. Bunu şuraya. Evet. Bunu da buraya alırsam sanki pırıl pırıl oldu. Burada bir boşluk da yaratmış olduk. Şuradaki pastries kargo tren terminali düzgün çalışacak mı? Ona bakmamız gerekecek. Buradaki üretilenler nereye gidiyorlar? Mesela sen buradan evine gidiyorsun. Tamam. Güzel yol yapayım hatta. Yavaş kalmak zorunda değilsiniz.
Bunu... Ulan çok güzel köprü bu. 30 kilometreyle gidiliyor ama. Tamam. Dursun şimdilik öyle. Hatta ben onu... Bu yol 50 kilometreye çıktı mı? Biraz hızlanabilir çünkü. Tamam. Tren geçtiği zaman sıkıntı yaşıyorlar burada. Yukarı yalırım, bir şey olmaz. Gerekirse. Çok ayrı bir... Buraya hala gelen bir tren yok. Bu kargo istasyonunu kullansınlar diye ben açıkçası bunları buraya taşıdım. Crop'a ihtiyaç var diyor. Crop'a ihtiyaç var ise onu buraya getirebilmem için benim... Eyvah ya, acaba araç, 20 araç, 25 araç. Şöyle koyalım. Import'u da export'u da kapat. Map diyelim. Tamam. Hadi bakalım. Tamam, buradan taşınıp buraya geliyor. Güzel. Buraya geldiği zaman zaten burada muhtemelen bir trafik artışı olacak. Yo. Lan çok güzel çözüldü burası be. Şaka maka. Ben bir an bir tırstım. Aha dedim, buradaki intersection'da bir sıkıntı olacak, yani buradaki kavşakta bir sıkıntı olacak. Ama olmadı. Bu da beni mutlu ediyor. Böyle crop geldiği takdirde yoldalar bu arada. Epey de uzun yolları var. Şey de olsa aslında buradan gelen çalışan birisi geliyor herhalde. Güzel, crop taşındı buraya. Burası da fullendiği takdirde buraya daha hızlı gelebilecek. Buradan üretilenler. Tamam. Buraya mal bırakmaya geldiler. Geliyorlar yavaş yavaş. Yo, public transport ve kargo. Aynen, tamam. Zaman içerisinde buraya da tren uğramaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Henüz bu mal bırakılmadığı için böyle oluyor gibi gözüküyor. Burada üretilenler de belki buraya getirildiğinde, bir bakayım, bir süre buradan üretilen şey doğrudan eksporta mı gidiyor yoksa planladığım şeyi görebilecek miyim diye ona bir takıntı yaptım. Zaten bu bölümde epey bir şey de başardık. Dolayısıyla bir tık işleri yavaştan almakta şey görmüyorum. Nereden geliyorsun sen buraya? Waste collection. Çöpleri toplamaya geliyorlarmış. Gelir gider olarak baktığımda Farming'den 1166 geliyor. Endüstri diye bakmam gerekiyor. Warehouse Unique Factories. Tamam. Unique Factory'lerden epey bir kar ediliyor. Ekstradan da bir kısmı şuradan da geliyormuş. Buradaki üretimi de arttırabiliriz bu arada. Her şey fullenmiş. Burası da dolu. Belki buraya bir devasa warehouse yaparsam. Yolu kırabiliriz.
Buraya mesela un mu koyalım yoksa animal product? Animal product koyalım. Zaten export edecek otomatik olarak. Dolu olan her şey. Çok güzel. buradan empty demeye getirirsek hiçbir şey getirmeyeceklerdir. Buradakilerin yarısını taşımaya çalıştılar buraya da. Olması gereken o değildi. Flora mı döndük biz? Niye Flora döndük? Animal product olacaktı. Tamam. Buraya getirilen her şeyi otomatik olarak exporta, ithalata, şey, ihracata götürecekler diye planlıyoruz en azından. Daha az un ürettiğim için küçük bir tane warehouse'da şeyde depoda yanına yapalım. Medium olabilir. Biraz boşluk bırakabiliriz. Bunu da floor dedik miydi? Allah. Petrol falan değil, dur. Floor. Empty. Buraya gelen her şey tak diye export'a gidiyor mu? Exporting floor. Aynen öyle. Gayet güzel. Burayı otomatik olarak un ve hayvansal ürünleri ihraç etmeye odaklamış oldum. Şuradaki bölgeye de Unique Factory'leri getireceğiz. Burada niye duruyorlar ya? Tamam, durmayın. Öyle bir durmaya gerek yok yani orada. Şöyle bir şey yapayım bir de buraya. Zaman sıkışıklık yaşamadan taşıyabilirsiniz her şeyinizi. Sana hala da gelen giden ulan niye çalışmıyor ya bu? Acaba düzgün mü bağlayamadık? Şuraları da düzelteyim. Hatta direkt şey deneyeyim ya. Create curve mod. Burada bir garip var. Bağlayamıyorsam buraya bağla. Ha, şöyle olur. Şunu azıcık ayırdığımız zaman belki daha düzgün de olabilir. Bir de şuradan bunu buraya bağladığında sanki biraz daha aynı şeyi bir de burada yapalım.
Çok mantıklı olmadı ama. Şöyle düzelttiğimiz zaman buraya gelememesi için bir sebep ki sanki şu an aha artık yok. Güzel. Hatta problem varmış. Artık yok. Belki ekstradan şu boşta kalanı da şuraya bağlarsam. Şimdilik bağlamayayım. Böyle gelebiliyor şu anda. Gelen tren ne treni? Import mu ediyor, export mu ediyor onu görebilirsem kafamda daha rahat olacak. Bir bakayım şu sıralardan. Kargo terminal, transporting. Bir şeyler bırakacak buraya. Siz nereye geldiniz? Fashionable Fair. Çok alakasız bir yere gidecek oralar. Oo, bayağı bir yola gidiyorlar. Peki. Bu taraftan oldu da diğer taraftan sanki bu sefer gelen yok. Şu taraftan gelen yok gibi duruyor. Buna ayrıyetten bakılacak ya. Buna ayrıyetten bakılacak. Tam olarak çözememiş olabiliriz mevzuyu. Buradan girip çıkıyorlar. Bir tabi bu tarafa hiç gitmiyorlar. Bu da bir işaret diye tahmin ediyorum. Bunu şimdilik ben buradan tamamen kaldıracağım. Daha iyi bir hale getirene kadar. Şimdilik böyle bir dursun. Sevgili arkadaşlar, uzun da bir bölüm oldu. Çok teşekkür ederim bana katıldığınız için. Videoyu beğenerek destek olursanız da çok sevinirim diye ekleyeyim. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.